Değerli takipçilerim, Tarihi Bigani YouTube kanalına da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü bizler gibi kaliteli kanallara sahip çıkalım ki doğru bilgiye devamlı ulaşabilelim. Bu yüzden sizlerden ricam, eğer değilseniz her iki kanala da abone olmanız. Şöyüt alayından gönderilen yeni muhafızlarımız sultanım. Selamun aleyküm asker. Aleyküm selam. Bildiğiniz üzere 2. Abdülhamit Han kendisinden önceki iki padişah tahttan indirildiği için şahsi güvenliğine aşırı derecede dikkat eden bir padişahtı. Bu yüzden sıradan muhafızlara da güvenmemiş ve güvenliğini kendi kurduğu özel bir bölüğün sağlamasını istemişti. Bunun nasıl ve neden istediği ise şöyle aktarılır. 2. Abdülhamit Han cuma selamlığından dönerken nöbet yerlerinin boş olduğunu görür. Sadece iç kapıda iki nöbetçi vardır. Nerede diğerleri diye sorar, aralarında şöyle bir konuşma geçer. Bilmiyoruz, komutan herkese istirahat verdi. Siz niye gitmediniz? Biz atalarımızdan böyle öğrendik. Nöbet yerini terk etmeyiz. Siz kimsiniz? Nerelisiniz? Söğüt'ten, Kayıboyun'danız. Sultan bu diyalogların üzerine Söğüt kaymakamı ve ileri gelenlerini çağırır. Ve onlara hitaben, anladım ki atam Ertuğrul'un adetini terk etmişim. Bana Kayı ailelerinin gençlerinden bir muhafız birliği oluşturun der. Sultan Abdülhamid'in bu olaydan önce şahsi güvenliğini ise Yıldız Sarayı'nda padişaha bağlı askerlerden oluşan 15 bin kişilik muhafız bölüğü sağlardı. Bu olanların üzerine sultan 200 kişilik Söğüt, Bilecik ve Eskişehir havalisine yerleşmiş eski Türk kabilelerinden olan mertlikleri, cesaretleri ve dürüstlükleriyle tanınan Kara Keçili aşiretinin mensupları olan gençleri eğittirerek yeni bir süvari alayı kurdurttu. Aşiret mensupları 2. Abdülhamid'in özel muhafızlığını yapacaklarından hizmetleri sürekli olacak ve memleketleriyle ilişkileri kesilecekti. Bu yüzden muhafız olacakların kendi arzu ve istekleriyle gelmesi önemliydi. Sultan en başından beri bu birliklere o kadar güveniyordu ki her gece yatak odasının kapısında bile Kara Keçili aşiretinden bir muhafız nöbet tutardı. Ayrıca sultan bu kurdurmuş olduğu birlik için bugün Yıldız Camii'nin yanında bulunan Ertuğrul Camii tekkesini yaptırmıştır. Muhafızların yetişmesi için 1903-1905 yıllarında Söğüt'te Hamidiye Külliyesi ve İdadi inşa ettirdi. İdadi'den mezun olanlar son nefeslerine kadar sadakatle hizmet edeceklerine dair kapısının önünde mermerden görkemli bir Osmanlı devlet arması bulunan Ertuğrul Gazi'nin türbesinde yemin ederlerdi ve belirli bir hizmet süresi sonunda ise jandarma subayı olurlardı. Sultan birliklere o kadar itimat ederdi ki Alman İmparatoru Wilhelm'in payitaht ziyaretinde bu muhafızları kendisine öz akrabalarım diye takdim etmiş, adeta milletinin kendisine ne kadar sadakatle bağlı olduğunu gösterircesine Kaiser Wilhelm'i etkilemiştir. Ne dedik? Söğüt alayı Ertuğrul Gazi türbesinde yemin ederlerdi. Peki Söğüt alayını oluşturan kayı muhafızları nasıl seçiliyor, nasıl tanınıyorlardı? Sarayda üstlenmiş olan ve tamamı Kara Keçili aşireti mensuplarından meydana gelen süvari bölüğünün adı Söğüt Alayı idi. 1899 yılında 15 bin kişilik saraydaki alayına 30 yeni muhafız alınması gerekti. 2. Abdülhamit Han, asker seçimini yapacak olan sarayın baş tüfekçisi Tahir Paşa'ya verdiği talimatta yeni muhafızların taşımaları gereken özellikleri şöyle sıralamıştı. Muhafızlar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi ile Söğüt'e gelmiş ailelere mensup, yakışıklı ve uzun boylu olacak. Bakımlı olmak şartıyla sakallı da olabilirler. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'na katılanlar özellikle tercih edilecek. İyi at binecek, iyi ahlak taşıyacak ve 5 vakit namaz kılacaklar. 2. Abdülhamid'in başkatibi Tahsin Paşa, Söğüt alayı muhafızları hakkında hatıratında şöyle der. Yıldız Sarayı'ndaki insanların her çeşidini, ahlaki davranışların her rengini, iyilik ve kötülüklerin her derecesini görmüş bir insan sıfatıyla şunu söylemeyi kendime vicdan borcu bilirim ki, damarlarında Türk neslinin temiz ve mübarek kanı dolaşan bu Kara Keçili bölüğünden hiçbir fert, hiçbir şekil ve surette ne şahsen ne de birine aracı olarak fenalık etmemiş ve fenalığa alet olmamıştır. Bunlar Yıldız Sarayı'na bir kaya gibi girdiler, dönüş zamanı geldiğinde yine bir kaya gibi tertemiz ve lekesiz çıktılar. Allah kendilerinden razı olsun.
Peki gelelim Osmanlı hanedanının mensubu olduğu Karakeçili kabilesine. Kimdir bu Karakeçililer? Osmanlıların Oğuzların sağ kolu olan Günhan kolunun kayıboyundan oldukları kabul edilir. Ancak bu mesele tarihçiler arasında derin tartışmalara sebep olmuştur. Tarihçi Paul Wittek, Osmanlıların 2. Murat'tan itibaren Oğuz şeceresine şerefli bir yer sahibi olmak için böyle bir geleneğin vücuda gelmesini sağlayan bir harekete sebep olduklarını ileri sürerek kayı kökenini kabul etmez. Zeki Velidi Togan ise Osmanlıların bir Moğol kabilesi olan kayılardan olduğunu iddia eder. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait önemli çalışmalar yapan Fuat Köprülü ise Osmanlı hanedanının kayı boyundan olduğu fikrindedir ve bu fikirde ileri gelen tüm Osmanlı ve Cumhuriyet tarihçilerimiz tarafından kabul edilen bir görüştür. Nitekim Osmanlı arşivinde yapılan çalışmalar sonucunda Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu bölge civarı yani Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Kütahya taraflarında kayı boyuna mensup cemaatlere rastlanmıştır. Bu yüzden de Osmanlılar Moğol baskısı sonucu Batı Karadeniz ve İç Ege civarlarına gelip burada bölünmüş olan büyük bir kayı aşiretinden ayrılmış bir grup olmalıdır. Osmanlı hanedanının mensup olduğu cemaat ise kayılardan Karakeçililer olarak kabul edilir. Bu husus imparatorluğun son zamanlarında tarih yazıcılığına girmiş ve bilhassa 2. Abdülhamit Han zamanında ön plana çıkarılmıştır. Fakat bu durumun tarihi gerekçelerle de bağlantısı vardır. Profesör Doktor Feridun Emecel'in dikkat çektiği 1673 tarihli bir arşiv kaydında Karakeçililerin Söğütlü Perakendesinden olduğu belirtilir. Bu bilgide Karakeçililerin Osmanlı İmparatorluğu'nun çekirdek coğrafyasından olduğunu ortaya koymaktadır ve bu kabilenin Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gösterdikleri hürmet de bu delilleri destekler niteliktedir. Öyle ki Karakeçililer her senenin Rabiülahir ayında atlarıyla Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederlerdi. Türbede mevlid okuturlar, Allah rızası için kurban keserler, çevreye ikramda bulunurlardı. Bu törenler sadece Karakeçililere mahsustu. Karakeçili Yörük aşiretinin serdarı Hacı Bekir Sıddık Bey'in yaptırdığı sayımda kendisine tabi ve iskan olan Karakeçili köylerinin hane ve nüfus sayılarının tespit ettiğini görüyoruz. Ancak bu tespitlerinde Manisa ve Balıkesir gibi Yörükler sayım dışı bırakılmıştır. Ayrıca Eskişehir, Kütahya, Aydın, Afyon, Uşak, Bursa, Adapazarı, Kocaeli gibi illerdeki Karakeçili Yörükleri kısmen sayılmıştır. Konar göçer olarak yaşayanlardan hiç söz edilmemiştir. Buna rağmen İç Batı Anadolu'da 19. yüzyılın sonlarında 100'den fazla köy, 2856 hane ve 14.521 nüfusu ile Karakeçililerin Osmanlı Devleti'nin en büyük aşireti olduğu görülmektedir. Böylelikle Karakeçili aşiretine Anadolu'nun birçok yerlerinde rastlanmaktadır. Hatta İç ve Batı Anadolu'daki Karakeçililer Yörük, Doğu'daki Karakeçililer ise Türkmen veya Kürt olarak isimlendirilmiş ve bununla beraber Urfa'daki Karakeçililer konar göçer hayat tarzlarından dolayı Karakeçili Kürtleri diye anılmışlardır. Sevgili dostlar, hiçbir yere ayrılmayın çünkü şimdi sizlere Ulu Hakan'a sarayda bulundukları süre boyunca hiçbirisinden devletine ve sultanına karşı asla ihanet görülmemiş olan bu birlik için bestelenmiş olan Sancak Marşı'nı dinletmek istiyor ve böylelikle bu Söğüt Alayı meselesinin tamamen anlaşıldığını düşünerek burada bitiriyorum.